Şimdi sevgili arkadaşlar birinci soruda diyor ki A, B, C, D, E, F bir sürü harf varmış. Evet şöyle kalem bir hazırlayayım. Bir sürü rengini değiştirdim şunu ya. Evet lacivert olsun. Bir sürü harf var. Evet. Yukarıda geçtiklerden kaç tanesi doğru olabilir? Sinüs 3 bölü 7 olur mu? Olur. Niye? Sinüs çünkü eksi 1 ile 1 arasında. Buradaki her değeri alma ihtimali var. Kosinüs eksi 0,01 olur mu? O da olur. Çünkü kosinüs de eksi 1 ile 1 arasında değerler alabiliyor. Sekant. Sekant kosinüsün tersiydi. Yani sekanta 1 bölü kök 7 diyen kosinüse kök 7 diyor. E kök 7 arkadaşlar 2 virgül bilmem kaç. Yani 2'yi geçti. E kosinüs eksi 1 ile 1 arasında değil mi? Evet. 2 nasıl olacak? O zaman 3 numara olmaz. Kosekant de. Kosekant neydi? 1 bölü sinüs. Yani 1 bölü sinüs kökü artı 2 ise kökü ise o halde sinüs nedir arkadaşlar? 1 bölü kök 3 artı kök 2'ymiş. Şimdi ben bunun hem payına hem paydasına bir kök 3 eksi kök ile çarpayım mı? Evet çarpayım. Ne olur? Payı kök 3 eksi kök olur. Paydası da birincinin karesinden ikincinin karesini çıkar. Çünkü orada iki kare farkı var ona dikkat et. 3'ten 2 çıktı 1 payda yazmıyorum gerek yok 1'i payda dediğine yazayım. Köküçü arkadaşlar 1 ile 2 arasında bir sayı yani 1.5 gibi bir sayı ya da 1.7. Kökü de yine aynı şekilde arkadaşlar 1 ile 2 arasında o da 1.4 falan. Çıkardınız mı ne kalır 0.3 kalır. Peki arkadaşlar sinüs 0.3 gibi bir şey olur mu? Olur niye olmasın çünkü sinüs eksi 1 ile 1 arasında her değeri alır yani bunda da sıkıntı yok bu da olur. Tanjantın eksi 7 bölü 2 olması. Tanjant eksi sonsuzla sonsuz arasında canlının istediği yer değeri alıyor zaten. Aynısı kotanjantla geçerli. 6 tane maddenin 5 tanesi olabilir. O zaman değişikli. İkinci sorudayız arkadaşlar. Diyor ki alfa gerçel sayı a 3 kos alfa eksi 1'miş. Evet. A'nın alacağı en geniş aralık. Tamam. Kosinüs Eksi 1 ile 1 arasında değil mi? Evet. O zaman bak yazıyorum. Eksi 1 küçük eşittir. Cos alfa küçük eşittir 1 mi? Tamam. Her yeri 3 ile çarpıyorum. Bakın ne gelecek? Eksi 3. 3 cos alfa küçük eşit 3. Her yerden 1 çıkartıyorum. Eksi 4 küçük eşittir. 3 cos alfa eksi 1 küçük eşittir. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Ya bu zaten yukarıda verilen A harfi değil mi arkadaşlar? Şöyle yapıyorum bakın bu A harfi. A'nın aralığı neymiş? Eksi 4 ile 2 arasıymış. O zaman cevap B 5. Evet bu şekilde. Geldik 3. soruya. 3. soru diyor ki. Biz gerçel sayıyız tamam. A'yı sana takdim ettim. Onu da anladık. A'nın alabileceği en küçük değer ve en büyük değer çarpımı. En büyük. Kosinüs x'in eksi 1 olduğunu düşünelim. Çünkü kosinüs sınırları eksi 1 ile 1 arasında. Maksat eksi 3 e, eksi 1 ile çarp ki artı 3 olsun büyük değer olsun. Sinüs y'nin de 1 olduğunu düşünün. Karesi de 1 olur. Bu durumda ne olur? A ifadesi şöyle yazalım A. Eksi 3 çarpı eksi 1 artı 1'in karesi. Yani 1 olur. 3 artı 1'den 4 olur. Bu maksimum. Şimdi minimuma geliyorum. Şimdi kosinüs x'in bu sefer 1 olduğunu düşünün. Kosinüs eksi 1 ile 1 arasında bunlar da olmak üzere birçok değeri alabiliyor. Sinüs karesini aldığı için arkadaşlar bir şeyin karesi minimum reel sayılarda sıfırdır. O zaman ben burayı sıfır alacağım. O halde a ne olur? Eksi 3 çarpı 1 artı sıfırın karesi. Yani sıfır. Buradan ne geldi? Eksi 3. Bunları ne yap diyor? Çarp diyor. O iş sizde arkadaşlar. Çarptınız. Eksi 12 buldunuz. Dördüncü sorudayız. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Bu testte galiba 12 tane soru var. Önceden ben soruları çözmüyorum. Bilerek ki heyecanlı oluyor arkadaşlar. Dördüncü soru evet diyor ki eğer diyor A ve B'yi gerçel sayı görürsen A sin artı B kosun en büyük değeri kök A kare artı B kare. En küçük değeri eksi kök A kare artı B kare. Falan filan fişmanın en büyük değerinin alabileceği değerleri bul diyor. Tamam. Bir kere arkadaşlar A en az sıfır olur. Neden? Çünkü köklü sayı çift kuvvetin içi sıfırın altına inmez. Yani bir köklü sayı çift kuvvetli bir köklü sayı negatif olamaz. En azından sıfırdır. Şöyle yazıyorum. A'nın alt sınırı sıfır. A en az tam sayı olarak sıfır değerini alır. En yükseği bulalım. Bakın şurada ne diyor? A sin artı B kos en çok A kare artı B karenin köküdür. Yani burada 3 kos artı 4 sin'i gördün mü? Onu kenara çek. çek. En çok kaç olur arkadaşlar? 3'ün karesi artı 4'ün karesi ne oldu? 5'in karesi. Bunu da bir güzel kök içine aldın. 5. Ama şurası bak dikkat et burası 5. Bir de 5'ten ne yapmış? 1 çıkarmış. Yani 4. A eşittir ne oldu? Kök 4 oldu. Kök 4 ne demek? 2. Ha maksimum da 2 olurmuş. A'nın alt sınırı 0, üst sınırı 2. Ne olur bu aralıkta? 0 olur, 1 olur, 2 olur. Bu değerleri toplarsanız ne olur? E şıkkında olduğu gibi 3 olur. Evet 5. soru arkadaşlar. X yere sayılmış T'den bahsediyor. T'nin alacağı en büyük değer 8'miş. A'nın alacağı en büyük değer için sinüsün ve kosinüsün uçlarda olması lazım mübarek. Yani sinüs x'i 1 diyelim. Kosinüs y'yi de 1 diyelim. Bu durumda t ne olur? a çarp birden a. 3a eksi 2 çarpı birden 3a eksi 2 e. Bu 8'miş. Düzenledin hemen sen bunu. 4a eksi 2 8'miş. Attın 2'yi sağ tarafa 4a'ya 10 dedin. Her yeri 4'e böldün. a 10 bölü 4 dedin. Bir de bu yetmez. iki tarafı da 2'ye bölüp sadeleştireyim dedin. a'yı 5 bölü 2 dediğin çat işaretleyeceksin. Bir tek değer yok ki. Şimdi sinüs x'in eksi 1 olduğunu cos y'nin de eksi 1 olduğunu düşünün. Evet bu durumda ne olur arkadaşlar? T ifadesi. Eksi A. Bir de 3A-2 ile eksi 1 çarparsam hemen. Eksi 3A artı 2. Evet buradan da belki en büyük değer gelecek. 8. Bu durumda eksi 4A artı 2 eşittir 8. 2'yi karşıya gönderdin. Eksi 4A 6. A eşittir. Eksi 6 bölü 4 dedin. Her iki tarafı 2'ye böldün. Eksi 3 bölü 2 dedin. Evet A bu da olabilir. A'nın alacağı değerleri topla. 5 bölü 2 ile eksi 3 bölü 2'nin toplamı ne olur? 2 bölü 2 olur. O da ne demektir? A şıkkındaki gibi 1 demektir. Altıncı soru arkadaşlar. Altıncı soruda diyor ki. Evet alfayı verdim onu verdim. O, ad sin alfa. Neredesin ad? Aha burası sin alfa. Bak dedeye sahip çıkacağız. Alfa şurası beta olsun mu? Alfa artı beta 90 ya. Aha burada alfa olmaz mı? Tamam bu cepte bak. Bunu aklına tut. Bu işler çok kolay. DC'nin alfa. DC, DC. Burası da M harfi olsun tamam mı? M ile sin alfa arasında nasıl bir ilişki var? M benim komşum sin alfa karşım. Komşu karşı komşu karşı kotanjant. Hemen yazıyorum. Cot alfa eşittir. Komşumdaki M'nin karşımdaki sin alfa oranı. Şu da karşıya çarpı olarak gitsin. M eşittir. Kot alfa yerine ne yazıyorsun? Söyle bakalım. Kos alfa bölü sin alfa yazıyorsun. Çarpı bir de bunu sin alfa ile çarpmayı unutma. Çat çat. Bunlar gitti. M ne oldu arkadaşlar? Kosalp oldu. 6. sorunun cevabı B şıkkı dedim. Şimdi geliyorum 7. soruya arkadaşlar. 7. soru. Evet değerli 11'ler, 12'ler, 9'lar, 5. sınıflar kanalıma abone olan herkes. Bac üçgeninde DC2, DC bak buraya sağ çıkıp bak. Ben onu gördüm ya. Alfa'yı hemen onun yanına taşırım. Başka hiçbir şey yapmam. Bak alfa, bata, alfa. a alfa bak o üçgenin içine geldi. Tamam. Acının alfa türü. Acı nere? A burası. Burası da M olsun. Şimdi M benim hipotenüsüm. 2 benim karşım. Hipotenüsü karşıya bölen kosekant arkadaşlar. Josec alfa nedir? M'nin yarısıdır. Bu 2'yi de buraya gönderdik mi? M ne olur? 2 Josec alfa olur. O zaman cevap da B olur. Bak ne yaptığını gördün abi. Artık size bırakıyorum oradan sonrası. İş sizde. Heee, böyle uzunca süre. Bıdının, bıdı şurası arkadaşlar. Burası x olsun. Bacım 8'miş. Nerede bacım? 8 burası. Tamam. Bıdının alfa. Bak şimdi burada değişik bir operasyon. Şimdi şurası m harfi olsun tamam mı? m ile 8 arasındaki ilişkiyi söyle bana. Dinliyorum. m senin komşun, 8 senin karşın. Komşuyu karşıya bölen kim? Kotanjant. Kotanjant alfa nedir? M bölü 8'dir. Hemen bu 8 karşıya gitti. M ne oldu? 8 cot alfa oldu. 8 cot alfa. Hemen buraya yazın. M 8 cot alfa. Tamam. Bu böyle. Bu Bunu bu şekilde yaptınız arkadaşlar. Şimdi geldik AC'ye. Bakın AC mesafesi. O da K olsun. Tamam mı? Şimdi şurada BC 8 ya. Bu da K. K ile 8 arasında ilişki ne? K benim hipotenüsüm, 8 benim karşım. Hipotenüsü karşıya bölen kote, kotekant ne ya? Kosekant. Evet. Kosekant alfa ne arkadaşlar? Kosek alfa. K'nın 8'i oranı. Şimdi kosek de biliyorsun 1 bölü sin alfa ya. 1 bölü sin alfa oluyor. Hemen şunu karşıya atayım. Yani kosekant yerine 1 bölü sin alfa yazayım. Eşittir. K bölü 8 ya. 8 de şuraya gelelim. 8 olsun şöyle. 8 bölü sin alfa. K demek ki 8 bölü sin alfa. Şimdi bir üçgenin alanını birçok şekilde buluyoruz da genelde bizim kullandığımız iki şekil. Bir dik kenarların çarpımının yarısı. iki taban çarpı yok bu taban değil bu yükseklik çarpı tabanın yarısı. Bunlar birbirine daima eşit çıkmak zorunda. Şimdi bu üçgenin alanı dik kenarlar çarpım bakımından 8 kot alfa çarpı 8'in yarısıdır. Hemen şurada yazıyorum bakın. 8 kot alfanın yerine kos bölü sin yazayım. 8 cos sin çarpı 8'in yarısı yarısı da 1 bölü 2. Bu alan aynı zamanda ne eşit? Arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanım 8 bölü sin alfa 8 bölü sin alfa, yüksekliğim x çarpı 1 bölü 2. Şu 1 bölü 2'ler birbirini sildi mi? Evet. Şu sinüsler birbirini sildi mi? O da evet. Birer tane de 8 sildim. Ne oldu? 8 tane kosinüs x oldu. Zaten onu soruyor. Aşık şıkkı o zaman? Evet ne bekliyorsun? 9. soruya gel. Aa burada değilmiş. Pardonel arkadaşlar. Pardonel. İspanyolca mı? Fransızca mı? İtalyanca mı? Pardonel. Evet 9. soru arkadaşlar. 9. Dokuz. Geldik 9'a. X'in alfa türünden. Neredesin X buradayım. Ne verdin bana abi? 4 verdim. Kim o? AB. AB nerede ya? Ha bura 4. Şimdi bak. 2 alfanın da ortak kullandığı yer bura. Ben burayı bir bulayım. Bu benim neyim? Komşum. 4 neyim? Hipotenüsüm. Komşu hipotenüse bölen kim? Kos. Kos alfa eşittir. Komşumun adı M olsun. M bölü 4. Hemen 4'ü karşıya gönder. M ne oldu? 4 cos alfa. 4 cos alfa. Şunun yerine 4 cos alfa yazdım. Tamam. Şimdi bak. X'i soruyor. X şu alfanın neyi abi? Karşısı. Tamam mı? 4 cos alfa neyi? Yani AC Hipotenüsü. Karşı hipotenüse bölen kim? Sinüs. Hemen yazıyorum bak. Sinüs alfa eşittir. X bölü 4 cos alfa. 4 cos alfa buraya çarpma olarak gelsin. X ne oldu? 4 sin alfa cos alfa. O zaman durma. B'yi işaretle. Evet son soru mu oluyor bu? 10. soru arkadaşlar. Maalesef bugün de veda etmeye yaklaştık. Acı 12'ymiş. Acı 12. Abim 9'muş. Tamam abi. Sekant alfa. Peki sekant alfa. Abi şurası x olsun. Şimdi şu üçgene göre bu üçgene göre sekant alfa ne? Hemen söyle. Hipotenüs bölü komşu. Yani 9 bölü x. Tamam. Peki şimdi şöyle taradığım büyük üçgendeki alfaya bak. Şu, şimdi geçiyorum üzerinden. Aha bu alfaya bak. Bu alfaya göre sekant alfa ne? Şimdi senin komşun şurası y olsun. Y 12 bölü y değil mi? Hipotenüs bölü komşu. 12 bölü y. Abi bunlar birbirine eşit değil mi? 9 bölü x 12 bölü y. Yani x 3'ün katı ise y de 4'ün katı diyeceksin. Böyle. Şimdi orada bir dik üçgeni gördün mü abi? 3k var, 4k var, 12 var. Bunların karelerinin toplamı bunun karesi yapar. 9k kare artı 16k kare eşittir 144. Yani 25k kare eşittir 144. k kare eşittir 144 bölü 25. Uzunluk olduğu için k eşittir 12 bölü 5. Tamam. Sekant neydi arkadaşlar? 9 bölü x'ti. Bunu böyle bir aldım. 9 bölü x kim? 3k. E k kim? 12 bölü 5. 12 bölü 5'in 3 katı x'miş. Yani 36 bölü 5. Bu x'miş arkadaşlar. Hemen şunun x'in de paydasını yazacağım. Ne olacak? 36 bölü 5. Ters çevirip çarptım. 45 bölü 36. Her yeri 9'a böldüm. 5 bölü 4'ü buldum. İşaretledim. Hemen şöyle bir göz ucuyla bakalım. 11 var mı? Evet 11 soru yok arkadaşlar. Cevap da C şıkkı. Şimdi son kısma geliyorum. Bak abone olun arkadaşlar. Onu bunu abone edin. Mahalledeki ilkokula giden arkadaşı bile abone edin. Sıkıntı değil. Bol abone. Büyük kanalları yakalamamız lazım. Orijinal yayınların 11. soru bankasını alın. Buradaki soruları çözemeyin. Çünkü çözemezseniz benim kanala gelirsiniz. Çözün ama. Önemli değil tamam. Gelmeseniz de olur. Sonra da videoyu biz burada bitirelim. İlerleyen testlerde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.